Ah efendim, resesyona giriyor muyuz? Şöyle miyiz, böyle miyiz? Bunu ahlayıp vahlamanın bir şeyi yok, çözümü yok. Olacaksa oluyor yani. Peki bizim buradaki alacağımız pozisyon ne olmalı? Hatırlarsanız 2021'in Kasım ayından itibaren, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ile birlikte dövizdeki inanılmaz yükseliş ve şu anda Türkiye'de dünya genelinin çok üstünde oluşan enflasyon ortamlarının yaşandığı bir durumda, biz hep o günlerde bize mikrofon tuttuğunuzda dedik ki biz öngörülebilir bir ekonomi politikası istiyoruz. Bir öngörülebilir bir piyasa düzeni istiyoruz dedik. Bu resesyon için de söz konusu. Yani resesyon ortamında da biz öngörülebilirlik istiyoruz. Üretimde ne yaparsanız yapın, sanayici de olsanız, tüccar da olsanız, al-sat da yapsanız, hizmet sektöründe de olsanız, sizin önünüzü görecek bir ortama ihtiyacınız var. Resesyon bize bu belirsizliği daha da arttırarak getiriyor. Zaten bir belirsizliğimiz var. Mesela deniyor ki yıl sonunda efendim doların olması gereken gerçek karşılığı 23-24 lira. Yani normaldeki bu enflasyonist ortamda fiyat artışlarını dövize endekslediğimizde karşımıza bu rakamların gelmesi lazım. Şimdi mesela enerji bazlı üretim yapan şirketler ihracatlarını kasıtlı olarak azaltıyorlar. Çünkü kendi öz üretim maliyetleri oldukça yüksek ama sattıkları, ihracatta sattıkları dolar kuru bu maliyetleri karşılayamaz hale geldi. İşçilik, enerji ve benzeri. Bu noktada peki ne olabilir? Evet, Deniz'de şu anda dediğiniz doğru. Şimdi ben burada işte şöyle bir daralma olmuş, siparişler şöyle iptal olmuş diye herkesin bildiği şeyleri söylemek istemiyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Dünya pek çok anlamda krizler yaşamıştır. Bu da bir krizdir ve bu da geçecek. Bu resesyon hikayesi ne kadar sürede geçer, ne yapar bilmiyorum ama bu da geçecek.